TOKİ ve AFAD da kendi üstüne düşen görevi verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyor. Ama bu görevi yaparken vatandaşlara belli bir belge imzalatıyorlar. Bunu da gayet doğal karşılıyoruz. Ve dolayısıyla belli bir bedel ödüyorlar. Bunu da sevinçle karşılıyoruz. Ama daha sonra yapılacak olan konutlar dolayısıyla vatandaşların belli bir miktar borçlandırılacağı yönünde bilgimiz de var. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. İster TOKİ ister AFAD, vatandaşı herhangi bir şekilde borçlandırdığında, örneğin yanan veya yıkılan binasını yeniden yaptığında 20 yıllık bir taksit süresi içinde paranın belli bir miktarı geri istediğinde biz 11 Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşa yüklenen bu borcun tamamını belediye başkanlarımız karşılayacak. Hiçbir vatandaşımız elini cebine atmayacak. Ama bunu hükümet yaparsa mutlu oluruz. Ama yapmazlarsa bunun tamamını biz yapacağız. Bu kadar büyük acılar yaşamış, bu ülkenin kalkınmasına hizmet vermiş, orman yangınının söndürülmesi için elinden gelen çabayı göstermiş ve bir şehit vermiş bir ilde vatandaşın elini cebine atmasını istemiyoruz. Bir ek maliyette karşılaşmasını istemiyoruz. Bunu biz sağlayacağız değerli basın mensupları. Önümüz kış. AFAD ve TOKİ ne yapıyorlarsa süratle yapsınlar. Vatandaşın beklemeye tahammülü yok. Kış geldi, soğuk. Ne yapacak? Nerede kalacak? Bir an önce bu konutların, evlerin tamiri, bakımı, yeniden yapımı neyse bir an önce yapsınlar. Yapamayacaklarsa yapamayacaklarını açıklasınlar. Yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Çünkü kış sürecinde vatandaş daha çok mağdur olabilir. Bunun da altını çizmek isterim.